Evet sevgili arkadaşlar, Karabet Oyun Stüdyolarına tekrar hoş geldiniz. Kafama böyle bir şey taktım çünkü biliyorsunuz korona günlerinden dolayı berbere gidememiştim, saçımı kesmiştim. Saçımı kestikten sonra da kafam üşüyor, ne yapayım? Ben ne demiştim? En son demiştim ki size, ben demiştim bu haritadaki her şeyi açayım, lezzetli bir bölüm olsun dedim ama bu haritadaki her şeyi açmak benim için bir eziyete dönüştü. Birincisi, şurada bakın haritada şu an üstünden gittiğim yer pıtır pıtır çizgili olan, oraya kadar harita kapalı bir kere. Şu ileriki noktaları açamıyorum. İkinci nokta ise mesela Borgia Kalesi nerede var? Şurada var. Bu Borgia Kalesi'ni almak bayağı uğraştırıyor. Yani komutanlar var. Komutanlar kaçabiliyor. Kaçtığı zaman bir sonraki şeyi beklemeniz gerekiyor. İşte bu shift değişim, yani nöbetçi değişimini beklemeniz gerekiyor. Ölme eşeğim, ölme oldum yani. Bir de zor ya, bayağı bildiğin dayak yedim yani. Ölmedim ama deli gibi iksir harcadım, şey yaptım. O yüzden şöyle bir karar verdim. Ha bir de mesela şöyle bir yerleri açayım dedim. Dükkanları açmak kolay. 8800 florin falan istiyor. Ama böyle yerleri çok fazla florin istiyor. 28000 florin falan istedi bir tanesi. O yüzden onları da açamadım. Dedim ben şimdi kayıt dışı oynayacağım ama hiçbir şey yapamayacağım. O yüzden dedim ki en iyisi dedim hep beraber oynamak. Zaten gideceğimiz başka bir şehir yok. Alt tarafı bir Roma şehri var. Roma şehrinde altından girer, üstünden çıkarız. Biz bu işi hallederiz. Sizinle beraber oynarız yani. Şurada kurt kafaları var. Bunları hep beraber yaparız. Çünkü buradan zırh çıkıyor biliyorsunuz. Yeni bir zırh varsa hemen almak istiyorum. Kuleleri beraber açarız. Olmadı, ben bunu montajlarken o kuleye çıkış eziyetli bir şeye, dönemceme girerse böyle orada pıtır pıtır keserim zaten. Zaten biliyorsunuz ben böyle sıkıcı şeyleri falan ya hızlandırıyorum ya da o kısmı komple atıyorum. O yüzden içinizde rahat olsun. O zaman biz devam edelim. Çünkü şu anda paramı da böyle geliştirmelere, yani bir şey dükkanları satın almaya falan harcamak istemiyorum. Zırh falan alalım. Çünkü görüyorsunuz sol üstteki canımızı. Shenmue mi oynuyor kendisi? Blibendable'ı ben de atıyor orada. O yüzden onu da bir an önce yükseltmek istiyorum. Bu arada şu antik tiyatroya gelmiştim. Şöyle size de onu göstereyim. Görevler bizi tekrar buraya getirecek. Merak etmeyin. O yüzden şöyle şimdilik bir göz atsak yeter. İkinci bir duyurum daha var size. Oyunla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Sadık'tan daha sadık bir atımız var. Biz nereye gidersek peşimizden geliyor. Çok sevimli bir şey. Ve biz mesela tepeye çıktığımız zaman, mesela daha demin ben buraya çıkarken aşağıdan kişniyor garibim. Beni bırakma, beni bırakma diye. Ben de şimdi bu atı nasıl bırakayım? Şurada bir poster varmış. Onu yırtayım. O zaman üçüncü duyuru. Bunu aslında ikinci duyuru dediğim bu değildi. Ama atı görünce söyleyeyim dedim. Hani Sadık dedik. Neredesin? Vallahi ata nazar değdirdik ha. Vallahi ata nazar değdi. Oğlum. Sıkıntı değil. Buna basınca geliyor zaten. Pardon. Üçüncü duyuruyu da erteliyorum şimdi. Dördüncü duyuruyu yapıyorum. Yani dört duyuru olacak. Üçüncüyü yapıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi oyun İngilizce. Neden İngilizce? Çünkü Türkçesini o kadar uğraştım. Türkçesini güncellememişler arkadaşlar. Oyunun en güncel sürümüyle ne yazık ki uyumlu değil. Garip bir şekilde forumlardan filan okuduğum kadarıyla korsan sürümle inanılmaz bir uyum içindeyken orijinal sürümle çalışmıyor. O yüzden İngilizce devam ediyorum ama siz derseniz ki ya hocam yapma etme, sen bize Türkçe ver. Biz menü tuşlarını görmesek de olur diyorsanız eyvallah, onu da yaparım yani, sıkıntı değil. Çünkü öbür türlü ben çevirmek zorunda kalacağım. Benim de kolayıma gelir. Yani diyaloglar altyazısı çıkıyor. Ama mesela bak şurada Eagle Vision şey, sağ üstten bahsediyorum. Onlar gözükmüyor. Press to B diyor mesela. Yani B'ye bas diyor etkileşime geçmek için. O gözükmüyordu hatırlıyorsanız. Olmadı, bu bölümü ben böyle oynarım. Biraz aşağı yukarı şeyleri ezberlerim.
Ezberledikten sonra da ne yaparız? Türkçe'ye çeviririz. Dördüncü duyuruma da geçeceğim. Dördüncü duyurumda şu arkadaşlar. Bu hafta patron çıldırdı yapıyoruz. Patron çıldırdı ne demek oluyor? Biliyorsunuz ki biz iki oyun oynuyoruz. İki oyuna sahip olduğum için iki oyun oynamıyoruz. Ben işte her gün bir Assassin's Creed, bir de ne yayınlıyorum? Tomb Raider yayınlıyorum. Biri 12'de, biri 15'te olmak üzere. Arkadaşlar diyorum ki bende çok oyun var ya. Her gün bir oyunun olsun ve her gün bir oyun yayınlayayım diyorum. Bence güzel olur. Bizim kanalda da en azından birden fazla oyun olur. Yani Assassin's Creed'i sevmeyen adam diğer oyunları izler. Diğer oyunlardan zevk alır. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bugünden itibaren, hatta bugün, çünkü size bu video büyük ihtimalle pazartesi günü gelecek. Ben şu anda cumartesi günü çekiyorum bunu ama pazartesi günü. Bu ne lan? Durun bir saniye. Masters, you know nothing. I know you receive enciphered letters from them. Prove your innocence. Tell me where the code sheet is hidden. Never. Bu adamın peşindeyiz. Biz dedik işte borcalarla çalışıyorsun falan. Hayır diyor. O da diyor, biz Ezio'da dedi ki masumiyetini kanıtlayan bir kanıtın yoksa diyor, benim şeyim doğrudur diyor. Benim kanıtlarım doğrudur diyor yani. O da kes ulan sümsükledi. Ulan adamı tam yakalıyorduk ama ya. Bu da oyunun hatası yani. Benim bir hatam yok. Ben burada hata kabul etmiyorum. Kusura bakmasın kimse. Duyuruma devam edeceğim. Nerede kaldığımı hatırlıyorum, merak etmeyin. O oradan yukarı çıkıyor. Biz buradan. Nerede? Kolay. Target located dedi. Nerede? Sıçtığımın targıtı. Hadi at. Aa, koş hadi ya. Takılacak, sen de yer arıyorsun ha. Hay anasının. Yeah.
Heh, bu da bitti. Bir şey çıkar diye bekledim de bir şey çıkmadı. Ha, pazartesi günleri mesela, bugün zaten pazartesi büyük ihtimalle siz bunu izlerken. Pazartesi günleri Assassin's Creed, salı günleri Tomb Raider. Bir şey diyeceğim, buradan kısa yolu yok mu bunun ya? Ben şimdi yeniden en başa mı gideceğim? Buradan bir çıkalım bakalım nereye gidiyor burası. Salı günleri Tomb Raider, çarşamba günleri... Buradan mı gideceğiz? Buradan. Evet, buradan gideceğiz. Çarşamba günleri Max Payne 3. Perşembe günü Hellblade. Cuma günde Mount & Blake Bannerlord'u oynayacağız arkadaşlar. Cumartesi pazar oyun koymadım çünkü şöyle bir şey. Geçen videoda Tomb Raider'daydı sanırsam. Eğer izlediyseniz bir şeyden bahsetmiştim. Hani bu internet hızının artımı ile ilgili. Ya internet hızı artımı gibi bir şey söz konusu olursa cumartesi pazarda yayın yaparız. Ha olmazsa cumartesi pazarda benim büyük ihtimalle bu kadar oynadığım oyunu, bu kadar videoyu editlediğim vakit olacak. Zaten onu şimdiden editlemeye başlamışımdır ben büyük ihtimalle. Siz bu videoyu tabi çekerken bu videoyu çekiyor oluyorum. Size bu video gelene kadar ben o bütün oyunları, bölümlerini oynayıp hazırlamış olmuş olurum büyük ihtimalle. O yüzden sıkıntı yok yani. Bu arada bu oyunlar bitince de mesela şey, Tomb Raider bitince yerine Shadow of Tomb Raider'a geçeriz. Assassin's Creed bitince yerine Revolution'a geçeriz. Vesaire vesaire, böyle oyunlar değişir. Bu şekilde devam eden programımız. Ama arkadaşlar, şu ana kadar kaç oyun bitirdik biz? 3 oyun bitirdik. Evet. 3 oyun bitirdik. Ben 5 oyun daha saydım ki bir tanesi bitmez. Mount & Blade bitmeyen bir oyun çünkü. 4 oyun desek, 4 oyunu da bitirdiğimizi düşünün. Ne yapıyor? 7 oyun yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar, Mount & Blade devam eder ama yeni bir oyun eklemem. Neden eklemeyeceksin dersen, bu ne zamana denk gelir onu da bilmiyorum. Donanımsal bir takım değişimler yapacağım. Gerek arka tarafta gördüğünüz stüdyoda, gerek bilgisayarda olsun. Kısacası bir güncellemeye gireceğim. Bu güncellemeyi de yapabilmek için hani tek oyuna düşerim. Yine sizi videosuz bırakmam. Ama az olur. Bu güncellemeyi yaptıktan sonra da tüm hızımızla devam ederiz. Evet, dördüncü duyurum çok uzun olduğu için en sona saklamışım. Bu arada biz duyuruyu yaparken 13 dakikada da burayı bitirdik. Hem de %100 bitirdik. Bu Romulus cemaatinin görevlerini de arkadaşlar beraber yaparız. Çünkü onun sonucunda yeni bir şey veriyor. Zırh veriyor. O süreci de görmüş olursunuz. Buraya gelmişken şu kuleyi de açalım diye düşünüyorum da. Zorlayacaksa aman açalım ya. Ezio ne oluyor çocuğum? Kol bastı mı oynuyorsun seke seke? Yavrum ben eğer if I drinking I not overlay this building, okay? Overlay neydi onu da unuttum ya. Kullandığım bir kelime ama saçma bir anlamda da kullanmış olabilirim. Benim İngilizcemi
özenmeyin arkadaşlar. Benim İngilizcem kötü bir İngilizce. Kaka bir İngilizce. Yani kendimi İngilizce konusunda tam manasıyla geliştirmedim. Ha, YDS'den istediğim puanı aldım. YÖK dilden istediğim puanı aldım. Orası ayrı. O benim anladığım İngilizce ama anladığım İngilizceyi anlatmakta sıkıntı yaşayabiliyorum. Özellikle de bunu İngilizce anlatmaya çalıştığım zaman. Yani size bir şeyin Türkçesini çok rahat çevirebilirim de. Türkçe bir şeyi İngilizceye çevirmek biraz sıkıntı oluyor bende. Evet, buradan aşağıya atlayalım o zaman. Dedim arkadan belki şehre daha şey yapar. Çünkü aynı yolu şimdi tekrar çıkacağız. Bu yolları aynı hevesle yürüyeceğiz. Mesela bak, böyle dükkan açayım diyorsunuz ya. Şimdi bak, dükkanı açmaya geldiğim zaman. Ha, bu açılıyormuş, iyi. Bazen diyor ki burası Borgia bölgesi diyor. Sen bu dükkanı açamazsın diyor. Önce diyor git kuleyi hallet. Hayda, bu sefer de gidiyorsun kuleyi hallediyorsun. Kıyafetimizi değiştirelim mi gelmişken? Değiştirelim. Ponç alamıyoruz, yani cep alamıyoruz. Bunun rengini değiştirebiliyoruz. Dur bakarız şimdi. Bu ne? Aa, şeyimizin de rengini değiştirebiliyoruz. Güzel. Burada itemler satılıyor da itemleri şimdilik satmayacağım. Neden derseniz belki bir şey craft'ı mıraft'ı işe yarıyordur. Bu ne, bunu anlamadım. Invest diyor. Araştırmak demek invest. Yatırım yapmak mı demek diye de. Invest edelim ya. Bu renk kötü. Yeşil de istemiyorum. Bunu alabiliriz. Altair'in zırhında bu renkti ya. Bunu alalım. Siyah güzel. Normalde onunla takım olan şey bu olduğu için bunu alıyorum. Ama aslında Ivory'ninki daha yakışabilir siyah olduğu için. Neyse bakarız ya. Çok sırıtırsa değiştiririz. De yok, sırıtmadı. Güzel de oldu hatta. Yani bir saniye, bir de öbürünü deneyelim. Harbiden siyah şey yakışabilir belki. Belki o yüzden farklı renk şey yapıyorlardır. Evet, bu daha yakıştı sanki ya. Kapat bakayım Ezio. Evet evet, bu daha iyi. Hatta kırmızı varsa kırmızı daha güzel olurdu da. Zaten Ivory'ninki kırmızıydı ya. Invest yapınca da haritada gördüğünüz gibi böyle belirtiyor. Bu ne demek oluyor onu da hiç bilmiyorum. Şu dükkanı da açalım. Şimdi yakınlarda bir banka varsa bankadan paramızı da çekelim. Maaşımızı çekelim. Baba sende şey var mı be? Harita. Daha satış yok, tamam. Sana teseri şu an alamam. Abicim çalmak için de böyle koşa koşa gelinmez ya. Bizde işimiz gücümüz var. Doktore, doktore senden bir şeyler alalım mı? Ha, varmış zaten, tamam. Banka var mı yakınlarda? Ona da bir bakalım. Bankadan paramızı çekelim, maaşımızı alalım. Ha, şurada var, onu açmamışız. Açalım anam, onu da açalım. Ondan da para kazanırız.
Sonra şu tıp fakültesi işareti gibi bir şey olan var ya. Ona gidelim. O Leonardo galiba. Ay ben niye böyle gaza geldim de gidiyorum? Dayı ne yapıyorsun orada saklanmışım? Pusumu koruyorsun bize ya. Oh buralarda bayağı kalabalık. Banko. Açalım bunu da. Para çekmek için önce para yatırıyoruz adamlara. Neyse. Paramızı çektik. Güzel. Buradaki demirciyi de açalım o zaman. Oradan zırh da alalım. Önce tamir edelim. Bunu aldık, bunu da alalım. Daha bir şey açılmamış henüz de. Neyse. Silahlarda bakıyoruz. Bu ne diyor? Complete shop quest to unlock this item. Okay. Ha, terziden diyor bu silahı taşıyabilecek şeyi al diyor. Taşıyıcıyı al diyor. Long sword'u alalım mı? Alalım anasını satayım. Elimizdekinden güçlü. Roma uzun kılıcını aldık. Knife'ı da alalım. Bu da elimizdekinden daha güçlü. Pek bu aleti kullanmıyoruz ama olsun. Alalım. Crossbow 12.000 diyor. Daha 12.000'imiz yok. Aslında item satsak 12.000'i bulur muyuz? Bence bulamayız. Shop quest mi? Fate. Tamam, shop quest'i nasıl yapacağım? Dur bakayım, dur. Dur. Gel buraya. Gel baba, seninle bir konuşayım. Şu görev nasıl yapılıyormuş, onu yapalım. Shop quest. Fate demiş. Bunları toplayacağım. Buddhist prayer beads, yani Buddhist tesbih, yani tesbih şeyinden bahsediyor. Boncuğundan bahsediyor. Bende bir tane varmış. Terracotta pot diyor. O ne bilmiyorum. Bir de totem diyor. Bunları toplamamız lazım. Ondan sonra buraya gelip bu kılıcı açabiliyormuşuz. Güzel. Denk gelirsek, toplarsak veririz sana dayı onları. Bak o yüzden itemleri satmamak önemli. Şimdi ana göreve gidelim ya. Şu kuleyi açalım mı? Çünkü kule açmamızı isteyecek. Şu kuleyi bir açalım. Biraz böyle boş geçiyor bu bölümler de arkadaşlar. Geçsin ya. Ne olacak? En fazla bir bölüm, iki bölüm uzar yani. Şurada sanat galerisi de varmış. Onu da açalım. Öbür taraftan. Ha bunun da görevi var. Oo bu ne ya? Hepiniz görev istiyorsunuz. Büyük ihtimalle bunun görevini yapınca da şey oluyor. Evet, treasure map'ler açılıyor. Yani hazine sandıkları açılıyor. Seninkiler de daha şey değil. Anca denk gelirsek. Gelmişken terziyi de açalım ya. Bunun da kesin görevi vardır. Ha parayı bitirdik ha. Gidelim ana görevi yapalım bir an önce de paramız açılsın. Şimdi baba sende silah taşıyıcısı varmış bir tane. Onu yapabiliyor muyuz biz? Ha bak burada işte. 8.000 istiyor. 8.000 yok bizde. Çok pahalısın. Çok sana yatırım yaptık. Dükkan sahibi bizi soyup sovanı çeviriyorsun bizi ya. Şimdi bakayım. Görev mi yakın, kule mi yakın? Çünkü kule için galiba sudan geçmem gerekecek. Görev nerede? Görev burada. O görev, o kule değil de şunu açabiliriz.
Yani komutanı da öldürürsek orayı da ele geçiririz ya. Aradan çıkmış olur o da. Çocuğum atla. Hah. Aa, suya atlamadı, hayret. Vallahi hayret ediyorum şu anda, eziyor sana. Komutan nerede burada? Biliyor musunuz? Komutan. Ben oraya girersem bunlar beni görür. Oo, hemen 3000 geldi bizim banka hesabımıza. Yeni kılıcımızı kullanalım. İyi, kaç hadi kaç. Lan halk da hemen galyana geliyor ha. Aha, komutan orada. Dur, kendimizi o zaman hiç belli etmeyelim. Yoksa kaçıyor arkadaşlar. Bir daha onu görev değişimini bekliyorsunuz. Bağırma lan. Gel. Pisi gel. Aa, gelmedi. Aa, gelmedi. Geliyor, dur. Geliyor. Aa, öldüremiyorum ben bunu. Şöyle öldüreceğim o zaman. Oğlum adam görüyor beni, görüyor. Saklayın lan aranıza. Resmen almadılar beni aranıza kalleşler. Hah, oradaki adam görüyor böyle de. Komutan orada, tamam. Komutan döndü. Buraya mı geliyorsun komutan? Hay, komutana atlayacaksın ya. Şimdi kaçacak o komutan. Nerede lan komutan? Ha, kaçmıyormuş, tamam. Yeni kılıcımızı çek. Adamların gitti artık. Yok adamların. Oğlum kılıcı saplasana ya. Yarım saattir. Oo, bayağı şey çıktı lan bu adamlar. Komutanları bundan sonra arayalım ya. İyi para çıkıyor. Neyse, devam edelim. Ya para çıkmasa da malzeme çıktı işte. İki para da çıktı yani. 500 mi 200 mi ne çıktı göremedim de. Ay. Yalnız bu oyunda şey yapmışlar arkadaşlar ya. Yani kulelere çıkmak gerçekten tam bir eziyet. Şehrin her yerinde beni arıyorlar. Neyse, sıkıntı değil. Birini öldürürüz. Ha, eziyor oğlum, çık. Çık koçum. Koçum burada mı kaldın? Allah seni kahretmesin. Buradan şimdi çıkmıyor musun? Yazıklar olsun sana. Öbür tarafa dönelim. Da çıkmıyor. Ya koçum ney? Ay, yanlış şeye bastım. Allah'ım yarabbim ya. Görüyorlar beni hemen. Aa, merde falan fıstık. Al sana merde. Abi yok, buradan da çıkamayacaksak biz nereden çıkacağız? Ya eziyor.
çıkacağız. Önce şuradan senkronize edelim. Ay, bu oyunu eskiden oynarken çok yapıyordum bu hatayı ya. Kuleye çıkınca hemen yakıyordum kuleyi, sonra aşağıya atlıyordum. Tamam. Ya da bu böyle senkronize ediyordum, kuleyi yakmadan aşağıya atlıyordum. O da sıkıntı oluyor. Yapmayın böyle şeyler. Tamam, bu bölgeyi de açtık. Güzel, aradan bu da çıktı. Şimdi bir tane daha ana görev yaparız. Burada doktor şeyi varmış. Nerede lan doktor? Doktore! Vallahi yok, üst katta falan mı lan bu? Yok. Olsa olsa burada olur. Ama neyse, şimdi doktora yatırım yapamadım diye de üzülecek değilim. Geldik. Ana göreve doğru gidiyorum o zaman. İşaret atmadım. Zaten işaretli. Bir de görgü tanığı varmış, onu bir alalım mı? Ya ne oldu koçum, niye geldin? Siz niye geliyorsunuz? Gel. Koçum, bize bulaşmayacaktınız o zaman. Hay anasını. Yapın da, heh. Ya biz hangi göreve gidiyorduk ya? İki tane ana görev var çünkü. Arkamızdakine gidiyormuşuz. Bu arada Leonardo'ya da gideriz. Bu bölüm oraya, ona da gideriz ya. Eğer ana görev bizi kanser edip deli etmezse. Pardon abi. Şimdi hırsızlar loncası baktık lavaboya yönetiyor. Ona birkaç yatırım yaptık. Önüne biraz para attık. Sağ olsun, tamam, bize yardım edeceğini söyledi. Şimdi genel ev ve şey, askerleri şey yapmamız gerekiyor. Heh, geldik. Burası kimin evi acaba? Bakalım. Welcome to the Rosa in Fiore, stranger. Salve. Would you be kind enough to call the owner for me? Madonna Solari is not in. Do you know where she is? I... Aiuto, aiuto! Madonna Solari! Lucia, we thought you were gone for good. The men took us on a ship. They released me, but she... Who took you on a ship? Slave traders, Messere, near Isola Tiberina. They want coin in exchange for her life. I will get her back. Genel evin sahibini birileri kaçırmış ve gemide tutuyormuş. Diğerleri, o kız oradan kaçıp da gelmiş de. Ablacığım sende para var mıdır? Varmış. Abicim sende? Var. Büyük vurgun. Alırım senden de. Bunlar biraz fakir gözüküyor ama. Oha! 800 florin taşıyormuş lan üstünde. Tamam şimdi giderim. Çok milletten para çaldım zaten. Aranmam yine arttı. Görevde de şey dedi. Mesela artık onları okuyabiliyoruz görevde ne çıktığını gördüğün için. Mesela yüzmeden bu görevi yaptı dedi. O yüzden Ezio'nun en sevdiği işi maalesef yapamayacağız. Yüzmeden bu işi çözmeye çalışacağız. Ben inanmıyorum öyle bir şey yapacağını Ezio'nun ama. Görev öyle dedi. Lan bu görev nerede? Biz gidiyoruz gidiyoruz. Bir türlü gelemedik. Ya doğru yönde gidiyoruz da karşıya geçmemiz gerekiyormuş. Ya arkamızdaki köprüye gideceğiz ya da yol üstünde bizim ada var. Adadan gideceğiz. Bence arkadan köprüden geçmek daha mantıklı. Bir de biz niye koşuyoruz ya? Gel buraya Sadık atım.
Bağırma lan. Affedersin, şehrin muhafızısın diye bak. At peşinde. Benim peşimden koşuyor o hastası. At işte, teper yani. Uzat duracaksın attan. Oğlum önüme niye kırıyorsun ya? Allah'ım yarabbim. Hayda. At çık buradan. Buradan at çık. Your money. Let her go. No. Take it up with Cesare. Aa, kızı öldürdü. Genel evin sahibiydi bu. Demek öyle ha. Demek öyle. Sizi kendi silahınızla döveceğim. No, brother. No, andiamo. Hoppa. Oğlum hiçbiriniz saldırmıyorsunuz lan. Hadi. Nasıl bir sokmaktı be koçu. Return to Rosa in Fiore. Atım. Gel buraya Sadık. Gidiyoruz. Kızı kurtaramadık. Aa, bir saniye. Bir saniye. Biz o kadar para verdik lan bunlara. Ben paramı geri alırım arkadaş. Ben o parayı sokakta millete bak. Size ne dedim? Ezio dayanamaz yüzer dedim. Giriyordu az kalsın. Ara yavrum, ara. Oh para. Oh para. Oh para. Oh. Ablayı da öldürdü. Ablanın cesedini de alalım bari götürelim ya. Yavrum at şunları ya. Ne kadar meraklısın ceset taşımaya. Tamam. Paramızı topladık. Adamlardan. Sadık! Gel koçum buraya. Koçum gel ama. Gel hadi gel. Korkma askerlerden, onlar sana bir şey yapamaz. Ben varım senin yanında. Senin üstünde. Tamam, buradan geçmek istemiyorsun anladık. Şuradan geçelim o zaman. Oğlum çık. Çıkın. Asker masker dinlemem, hepinizi çiğnerim ha. Zaten kız öldü. Kapalı yola geldik. Ne yapacağını biliyorsun Sadık. Ben buradan atlıyorum. Gel şimdi oğlum. Gelemiyor. Oğlum sen bir anda oraya nasıl geldin? Oyun hatalarını kendime göre kullanmayı severim. Devam edelim. Sen burada otla oğlum. Ben buraya gidiyorum. Atla otla, orada takılabilirsin. Sıkıntı yok. Nerede lan bu görev? Ha, buradaymış. Ha, burada değil miydi? Ha, öbür taraftaymış. Ne yapıyorsun Ezio ya? Ha, hadi ha. Aa, Claudia anamla kız kardeşim gelmiş buraya. Mother? Sister? Ezio. Sir Machiavelli said that you might be here.
What are you doing in Roma? Has Firenze been attacked? No, or rather, I do not know. We did not go to Firenze. Why? Ezio, we want to help. I was trying to help you by sending you to Firenze. Where is Madonna Solari? She's dead. Merda. What now? Will we have to close? We cannot close. I need your help. Messere, without someone who can run things, we're finished. I'll do it. You do not belong here, Claudia. I know how to run a business. I ran Uncle Mario's for years. This is different. What alternative do you have, Ezio? You do this, Claudia, and you are on your own. I've been on my own for 20 years. Fine. I intend to repair the brothel. This place is a real mess, and I want your courtesans to find Caterina Sforza. You can count on us. Ya abicim, ya şimdi dedi ki şey Claudia, siz dedi Fransa'da değil misiniz filanca açık yaptı Ezio. O da dedi ki hiç gitmedik ki Fransa. Ha Fransa'da saldırı altında filan dedi, hani o yüzden buraya geldiniz. Yo dedi o da, gerçi bilmiyorum filan yaptı. Biz hiç dedi Fransa'ya gitmedik dedi. Biz dedi yardım etmek istiyoruz filan dedi annesiyle ikisi beraber. Biz de dedik ki ya olmaz öyle şey de işte falan da filan da. Ondan sonra kız sordu işte bizim sahibimiz ne oldu, ne yaptınız filan. Biz de dedik ki öldü. Aa dedi, o zaman biz kapatıyor muyuz dedik. Biz de dedik ki hayır kapatamazsınız işte, hani siz bana lazımsınız dedi. Oradaki hanımefendi de dedi ki bu işleri yürütecek biri olmazsa dedi biz dedi hani işimizi yapamayız dedi. O sırada Claudia atladı. I do it dedi. Yani ben yaparım dedi. Bizimki de şey hani sen anlamazsın gibisinden bir şey yaptı. Sonuçta kız kardeşini genel ev yönetmesini istemiyor haklı olarak. Ama ulan ebe godoş Ezio. Sen zamanında aileni şeye saklamadın mı? Sen de genel eve. Tamam Paolo ablamız orayı yönetiyordu ama genel evdi yani. Şimdi de kız yardım etmek istiyor, yönetmek istiyor. Diyor ki işte Ezio'da sen yapamazsın, edemezsin tek başına dedi. O da dedi ki ben 20 yıldır tek başınayım zaten dedi. Yani bu olaylardan olduktan beri sen Ezio affedersin bana dön, bana dön. Sen Ezio yıllarca işte elma peşinde koştun, şey yaptın. Bu kız ne yaptı? Muhasebe yaptı amcasının yanında. Zorla muhasebecilik yaptı. Amcası buna tek kuruş para vermeden çalıştı. Bırak şimdi kendi işini kursun. Yani kurduğu işte biraz garip ama. Ya bırak kendi işini kursun. Şurada şey var. Bizimki de sinirlendi. İyi ne bok yersen ye dedi. Tek başınasın dedi. Ben dedi buraya dedi biraz yatırım yapayım da dedi. Şu çöplüğü dedi adam et dedi. Yine aynı hırsızlar gibi buraya da yatırım yapıyoruz işte. Welcome to the Rosa in Fiore. As you can see, the most popular brothel in Rome. Hmm. Gonca Gül demekmiş. Fiore. Here I keep a list Gonca of skills taught to my girls. You're not teaching them much. Think you could do better? Nessun problema. Ezio, the Borgia make it difficult for Claudia's girls. There are several things you could do that would aid them. I will keep that in mind. Anything else? No. Ezio. Did you find Caterina? We are working on it. Bene. Come to see me at Isola Tiberina with her location. Oğlum sen niye bu kıza böyle yapıyorsun lan Ezio? Sinirlendi abi olarak şimdi şey yaptı hani. Benim sözümü dinlemiyor kız kardeşim diye. Şey oldu, ayar oldu. Bak belli ben de abiyim hacı, ben tanırım abilik içgüdülerini bilirim. Ayar oldu şimdi. Bu arada 48 dakikamız olmuş. Bir ana görevi de yaptık. Birkaç tane de böyle yan görev tokatladık. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi büyük ihtimalle bu videodan sonra günün ikinci videosu da yine Assassin's Creed olacak. Devamını merak edenler oradan hemen izleyebilirler. Yine
12 ile 15 arası yayınlarım videoları. Yani birini 12'de, diğerini 15'te. Belki bir saat. O saat konusunda değişiklik isterseniz aşağıya yazabilirsiniz yorum kısmına. Yok hacı, senin senin programın güzel derseniz de o şekilde devam edeceğiz zaten. O zaman görüşmek üzere.